nişan, kız isteme, kısa filmlerle uğraşıyorum. Bunun anlamında profesyonel hizmet vermeye çalışıyorum. Kurgu editörlüğünden çekimine kadar her şeyini kendim üstlenmekteyim. Güzel fotoğraf çekmek gerçekten çok zevkli bir iş ama video gibi değil. Fotoğrafta anı yakalarsınız. Birincisi anı yakalarsınız. Fotoğrafta bir gün önce, iki gün önce plan projem pek yapılmaz. Yapılır ama o kadar pek yapılmaz. Video öyle değil. Videoyu herkes çekemez. Yani fotoğraf bir çocuğun eline verdiğiniz zaman bir şekilde onu kadraja otursun. O karşı taraftaki çektiren kişi de bu alanda hakim olmadığı için bunu normal bir şekilde karşılayabilir. Fotoğrafı herkes çekebilir ama video klibi herkes hazırlayamaz. Video klipte ayrı bir emek vardır. Fotoğrafta anı yakalarsın. Git dersiniz, çekiminizi yaparsınız, çektir. Yani gördüğünüz yerde o kareyi yakalarsınız, çekersiniz. Ama video öyle değil. Bir gün önce senaryosu çizilir, senaryosu yapılır, planlaması yapılır. Oraya gidilir, geçişlerinden her karesi hesaplanır. Çünkü öbür türlü slide olur. Fotoğrafları birleştirirseniz nasıl da arkada müzikten diye giderse bu da böyle olur. Yani slide olur. Başka bir şey hizmet, başka bir amaç hizmet etmez. Video klipler senaryo gerektirir, emek gerektirir, bir plan gerektirir, bir fikir gerektirir. Aynı zamanda bir akıl gerektirir. Orada kendimi övmüyorum tabii. O yüzden herkes evet bir şekilde fotoğraf çeker. Eline makine yalan bir ekran şuraya basar bir şekilde çeker. Hani ama olmuştur ama olmamıştır. Ama olur ama olmaz. Lensin kalitesine bağlıdır. Çok iyi çıkar ama kadrayı oturtamaz ama kalite güzel olduğu için onu çeker. Ama video klipler kalite ne kadar iyi olursa olsun planını projesini yapmadığın sürece vasattır. Ve vasat kalacaktır. Droncum, makinamız tam profesyonel. Havadan görüntü. Drone Bey nasılsınız? İyi misiniz? Titreşim kesici makinalarımızla destek veriyoruz. Albümlerini çıkartıyoruz. 2 saat gibi bir sınır bizde yoktur. Genelde fotoğrafçılarda 2 saat sınır vardır. 2 saat işte 2 saatlik çekim derler. Belirlenen yerde falan diye böyle gider. Hepsi aynıdır zaten. Bizde 2 saatlik bir sınır yok. İstediği kadar gelin damatın canı ne kadar fotoğraf çektirmek isterse biz o kadar çekiyoruz. Video klipler genelde işte bütçesi şudur budur denir. Ben böyle bir bütçe belirlemiyorum. Çünkü böyle bir bütçeye gerek yok. Fotoğrafla çektirenlerini zaten ben videoyu yanında hediye olarak yapıyorum. Yani bir fotoğraf çektirdi. Ya videoyu da yanında pazarlama işi bana göre ters biraz. Bana ters. Yani sonuçta adam o parayı sana ödüyor. Videosunu da çek yani bir zahmet. Bunu ben hem hobi hem iş için yapmayı olsun diye yaparsanız bayanlar o yemekten bir şey beklemez erkekler değil mi? Siz de beklemezsiniz ama o işe, o yemeğe bir aşkla baktığınız zaman o yemek harbiden yemek olur. Benim için de bu yani. Benim için de video çekmek, hele ki video, fotoğraf tamam ayrı bir yerde ama video çekmek, hele ki bir video, klip benim için bir yemek ve aşk. Aşk olduğu için onu da karelerime yansıttığımı düşünüyorum.